Merhabalar arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde akış diyagramlarının tasarımlarını yapmaya çalışacağız. Bunun için Flowchart adında basit ve ücretsiz bir uygulama kullanacağız. Flowchart programı bizim akış diyagramı tasarlamak için kullanmış olduğumuz bir program. Basit bir program, yine bir programlama diliyle geliştirilmiş akış diyagramlarının tasarımı için kullanılan bir program. Program kullanmanın bize birkaç faydası oluyor. Biz normalde akış diyagramlarını ve algoritmaları kağıt üzerinde, kağıt kalemle yapıyoruz yani. Ama kağıt üzerinde tabii ki deneme şansımız yok. Ancak programı yazdıktan sonra akış diyagramının ya da algoritmanın doğru olup olmadığına karar verebiliyoruz. Fakat Flowchart programı ile biz yazmış olduğumuz algoritmaları, tasarlamış olduğumuz algoritmaların, akış diyagramlarının nasıl çalıştığına, doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliyoruz. Bu yönüyle de Flowchart'ın kullanımının bize çeşitli avantajları var. Aynı zamanda program yazımına da bizi alıştırmış oluyor. İşte burada değişken tanımlama, değişkene değer verme gibi işlemler yapacağız. Bu yönüyle de programlamaya da yani kodlamaya da hafif hafif giriş yapmış oluyoruz. O nedenle de bu tarz bir programı kullanmak bize avantaj sağlayacak arkadaşlar. O nedenle Flowchart programını kullanmayı bu dersimizde göreceğiz ve akış diyagramı nasıl tasarlanıyor size bunları anlatacağım. Öncelikli olarak arkadaşlar Flowchart programından bahsedeceğiz. Flowchart programının arayüzünü görüyorsunuz burada. Ben programın nasıl kurulduğunu da size kısa bir kurulumu var. Nasıl kurulduğunu da size göstermek istiyorum. Programı nasıl indireceksiniz, nasıl kuracaksınız? Öncelikle bundan bahsedeceğiz ve daha sonra programın nasıl kullanıldığını size anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar programı indirmek için benim internet sitemi kullanabilirsiniz. resultuna.com. resultuna.com'a girdiğiniz zaman burada dersler, sağ taraftaki dersler bölümünden programlama temelleri dersini seçerek ya da dersler menüsünden programlama temelleri dersini seçerek programlama temelleriyle ilgili dokümanların bulunduğu sayfaya ulaşabilirsiniz. Burada zaman zaman çeşitli kaynaklarda size yayınlamaya çalışacağım arkadaşlar. Örnekler falan var burada. Sıralı akış diyagramı ile ilgili bakın sıralı yapı, karar yapısı, tekrarlı yapı ve karma örnekler var. Bu örnekleri de incelemeniz sizin için önemli olacak. Zaman zaman bunlardan bahsedeceğim. Yani bu sayfayı takip ederseniz, benim sayfamı takip ederseniz burada sizin için işe yarayabilecek bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi burada arkadaşlar sayfada bu sayfada akış diyagramı tasarım programı Flowchart programını indir diye bir linkimiz var. Bu linki tıklayarak Flowchart programını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bilgisayarınıza indirdikten sonra arkadaşlar RAR'lı bir şekilde iniyor. Bu RAR dosyamızı açıyoruz. İçindeki klasörü yine herhangi bir yere, kurulum klasörünü herhangi bir yere alabiliriz. Masa üstüne ben bunu ekstrakt ettim. Flowchart programının içine giriyorum. Bakın burada bir setup dosyamız var. Bu setup dosyamızı çalıştırıyoruz. Setup dosyamızı çalıştırdık ve kurulum başladı. Kurulumu başlatıyorum. OK diyorum ve kurulumu başlatıyorum. Kurulumun nereye yapılacağını burada arkadaşlar belirleyebilirsiniz. Bilgisayarınızın neresine kurulacağını belirleyebilirsiniz. Genelde bunu değiştirmiyoruz ve kurulum butonunu tıklayarak kurulum işlemini başlatıyoruz. Burada yine programın görünen ismini size vermiş. İsterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Çok gerek görmüyoruz. Continue dedim ve programın kurulumu arkadaşlar böylece başlamış oldu. Evet, kurulum bitti. Bu kadardı. Basit bir kurulum arkadaşlar. Programımız şimdi kuruldu. Flowchart programını bakın tıkladığımda yazdığımda Flowchart programı geliyor. Masa üstüne bir kısa yolunu alalım. Dosya konumunu aç diyorum. Kısa yolunda bulunduğu yerin yine dosya konumunu aç diyorum ve Flowchart programının çalıştığı yere ulaşmış oldum. Program faylı içindeki yerine ulaşmış oldum. Bunu buradaki Flow Programming dosyamızı arkadaşlar mouse'umun sağ tuşuyla masa üstüne sürüklüyorum ve burada kısa yol oluştur seçeneğini seçiyorum. Evet, kısa yolumuz burada oluştu. Şimdi bunu tıklayarak arkadaşlar programa rahatlıkla erişebilirsiniz. Evet, program İngilizce kurulum yapıyor fakat kullanımı Türkçedir arkadaşlar.
Burada tools'ların üzerinde İngilizce kelimeler var ama onları kullandığınızda yani ekrana aktardığınızda yine Türkçe'ye dönüşüyor. O yüzden programın kullanımı Türkçe. O anlamıyla herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Evet, programın kurulumu bu kadardı arkadaşlar. Şimdi programdan bahsedelim isterseniz. Nasıl bir program? Flowchart programı. Biraz programı size anlatayım. Nasıl kullanacağız? Daha sonra küçük küçük örnekler yaparak arkadaşlar daha iyi pekiştireceğimizi düşünüyorum. Program basit bir program arkadaşlar. Biraz önce söylediğimiz gibi akış diyagramı tasarlamak üzere oluşturulmuş, tasarlanmış bir program. Flowchart programı. Programın basit bir arayüzü var. Sol tarafta arkadaşlar Tools bölümünü görüyorsunuz. Yani araçlar bölümünü görüyorsunuz. Burada benim daha önce size anlatmış olduğum akış diyagramı oluşturmak için kullanmış olduğumuz nesneler bulunuyor gördüğünüz gibi. İşte başlat, işlem, giriş, çıkış, karar, birleştirme, fonksiyon, Windows ekranı ve sonlandır gibi, bitir gibi araçlar burada bulunuyor. Bunlar bizim akış diyagramını oluşturmak üzere kullanacağımız nesneler arkadaşlar. Bunları tek tek hepsine bakacağız. Nasıl kullanıldıklarına bakacağız. Örnek üzerinde de daha net bunları anlayacağız arkadaşlar. Burası bu geniş alan gördüğünüz gibi bu geniş alan arkadaşlar bizim çalışma alanımız olacak. Burada tasarımlarımız yapılacak. Akış diyagramımızın tasarımını burada gerçekleştireceğiz. Kontrol araç çubuğumuz arkadaşlar. Kontrol araç çubuğumuz. Bu bizim programı test etmek için kullanmış olduğumuz alan. Burada programımızın akış diyagramını tamamladıktan sonra çalıştır butonunu tıklayarak programımızı çalıştırıyoruz. Ve programın nasıl çalıştığını böylece kontrol edebiliyoruz. Çalışmayı durdurabiliyoruz. Çalışmaya ara verebiliyoruz. Pause. Stop tuşu. Pause tuşu. Adım atlatabiliyoruz arkadaşlar. Adım atlatabiliyoruz. Belli bir adımın geçmesini sağlayabiliyoruz. Buradan programın çalışma hızını ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu programın güzel taraflarından bir tanesi de şu. Akış diyagramını çalıştırdığınız zaman, test etmek için çalıştırdığınız zaman bir ekran açılacak tabii ki. O ekranda programın işte çıktılarını ve girdilerini göreceksiniz. Ama arka planda da hangi aşamada olduğunuzu, yani programın hangi aşamasında, akış diyagramının akışın hangi aşamasında olduğunuzu da görebiliyorsunuz. İşaretliyor program. Böylece paralel bir şekilde, yani programın çalışmasıyla akış diyagramını paralel bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bu da bizim programın neresindeyiz biz, şu anda hangi işlem yapılıyor sorularını görmemizi, izlememizi sağlıyor. Bunu daha rahat izlemek için buradaki arkadaşlar kaydırma çubuğu ile milisaniye cinsinden programın çalışma hızını ayarlayabiliyorsunuz. Yavaşlatarak programı daha yavaş bir şekilde adım adım izleyerek daha iyi program nasıl çalışıyor daha iyi anlayabilirsiniz. Burada da kullanmış olduğunuz verilerin bellekte nasıl bir yerleşime sahip olduğunu, sonuçta bizim burada tanımlamış olduğumuz veriler mikro işlemci tarafından bellekte bir takım yerlere kaydedilecek arkadaşlar. İşte o kaydedildikleri yerleri, isimlerini, kapladıkları alanları, aldıkları değerleri buradaki butonları kullanarak, yığın ve değişkenleri kullanarak, kullandığınız değişkenleri ve bunların bellekteki yerleşimlerini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sol alt köşede bir düzenleme bölümü bulunuyor arkadaşlar. Düzenleme bölümü. Şimdi tabii ki akış diyagramını tasarlarken her şeyi doğru yapacağız diye bir kaide yok. Yanlış yaptığımız durumlar olacak. Bunları düzenlememiz gerekecek. Bağlantıları kaldırmamız gerekecek. Nesneleri kaldırmamız gerekecek. İşte bu durumlarda arkadaşlar bu kısmı kullanıyoruz. Bağla diyerek nesneleri birbirine bağlayacağız. Bir akış oluşturmamız lazım tabii ki. Yani işte birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama diye bunlar devam ediyor biliyorsunuz. Birbirini takip eden işlemler nasıl takip ettiğini, hangi aşamadan hangi aşamaya geçildiğini birbirine bağlamamız lazım ki programın akışı sağlanabilsin. Yoksa programınız zaten çalışmaz arkadaşlar. Yani ne burada çalıştırabilirsiniz ne de normalde çalıştırabilirsiniz. Akışların birbirine bağlanması gerekiyor. Buradan bağlıyoruz. Sil bölümümüz var. Burada da eğer herhangi bir şekilde yanlış yaptığınız bir nesne varsa, bu bir
Akış diyagramın nesnesi olabilir ya da bir bağlantı olabilir. Mesela bağlantıyı yanlış yere de vermiş olabilirsiniz. Bağlantıyı kaldırmak istiyorsunuz. O zaman çizgi sil butonunu kullanıyorsunuz. Sil bölümünde çizgi sil. Eğer nesnenin kendisini yanlış kullanmışsanız arkadaşlar nesne sil diyorsunuz. Mesela ben bir işlem ekledim. Yanlış işlem eklemeyecektim ben. İşlem eklemeyecektim. Bunu yanlış ekledim. Ben işte giriş ekleyecektim. Yanlışlıkla bunu ekledim. Ne yapıyorum? Hemen seçiyorum ve nesneyi sil diyorum arkadaşlar. Bakın nesnem silindi. Bu şekilde bağlantıları da silebilirsiniz. Yani diyelim ki işte ne yaptık? Biz başlangıcı aldık. Bunu da aldık ve bunları birbirine bağla dedim ve bakın akış bağlandı. Ama yanlış bağlantı yaptım. Buraya bağlamayacaktım bunu. Bağlantıyı silmem lazım. Geliyorum çizgiyi sil diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çizgi silindi. Nesneyi sil diyorum. Nesne silindi. Nesneyi sil diyorum. Nesne silindi. Bu şekilde düzenlemelerimizi yapabiliriz. Şimdi burada arkadaşlar bir küçük ayar var. Şurada otomatik bağlı seçeneği var. Bu otomatik bağlı seçeneği siz her nesneyi yeni bir nesne yerleştirdiğiniz anda otomatik olarak bir önceki nesneye bağlantı yapmanızı sağlıyor. Bir önceki nesneye bağlantı yapmanızı sağlıyor. Yani şöyle başlığı aldım. Şimdi otomatik bağlayı tıkladım. Bakın yerleştirdiğim anda bakın otomatik bunu bağladı. Geldim mesela çıkış aldım. Otomatik bağladı. İşte bir karar yapısı aldım. Otomatik olarak bağladı. Bu şekilde siz bağla demeden otomatik olarak bağlantıyı yapmanızı sağlıyor arkadaşlar. Ancak bunun bir dezavantajı var. Şöyle ki biz her zaman arkadaşlar bağlantıyı standart olarak bir sonraki nesneye yapmıyoruz. Bu bağlantıların işte farklı yerlere akması sağlanması gerektiği durumlar oluyor. İşte bu durumlarda bu otomatik bağla bizi biraz engelleyen bir işlem oluyor. Tekrar çizgiyi silip işte çizgi silden çizgiyi silip yeniden bağlantıyı öbür tarafa falan vermemiz gerekiyor. O yüzden benim çok kullanmayı tercih ettiğim bir seçenek değildir. Sadece sıralı yapılarda işi biraz daha hızlandırıyor. Ama işin içine karar ve tekrar yapıları girdiğinde arkadaşlar bu otomatik bağla seçeneği bizim için çok da verimli bir seçenek olmuyor. Aklımızda bulunsun. Benim çok kullanmayı tercih ettiğim bir şey değil ama burada böyle bir seçeneğimiz de var. Bunu da bilelim. Menülerimiz var. Menüler arkadaşlar genelde buradaki nesnelerin işlemlerini yapan seçenekler barındırıyor. Dosya menüsü standart olarak hepimizin diğer programlarda da kullandığı yeni bir flowchart dosyası açmak için, var olan bir dosyayı açmak için aç seçeneği. İçinde standart olarak yapılmış arkadaşlar koyulmuş örnekler var. Bu örnekleri incelemek isterseniz burada tıklayarak örneği inceleyebilirsiniz. Mesela merhaba dünya örneği. Bakın merhaba dünya işte ekrana merhaba dünya yazan bir program. Bakın çalıştıralım görelim. Evet gördüğünüz gibi hello world. Akışı da bu arkadan izleyebildik. Bakın çalıştı, başladı, ekrana yazdı ve bitti arkadaşlar. Arkadan şu mavi çerçeve hangi aşamada olduğunuzu gösteriyor size. Evet arkadaşlar bu şekilde içinde kendi örnekleri de inceleyebilirsiniz. Exe yap diyerek çalıştığınız programın exe dosyasını oluşturabilirsiniz. Exe dosyası oluşmuş olan bir program artık flowchart programına ihtiyaç duymadan herhangi bir bilgisayarda çalışabilir hale gelmiştir. Yalnız Windows 7'nin üzerindeki özellikle Windows 10'da bu exe dosyasının tabii eski işletim sistemlerine göre tasarlanan bir program olduğu için arkadaşlar 32 bit, 64 bit gibi seçimler yapabiliyor. Yani düzgün çalışmayabilir. Niye böyle oldu diye düşünmeyin. Çok önemli değil. Zaten biz burada bir program yazmaya çalışmıyoruz. Biz bir programın akış diyagramını yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan program üzerinde akış diyagramını yapıp testini yapabilmek. Bizim için önemli olan nokta bu. O yüzden çok da exe yapamazsanız, daha doğrusu exeniz program herhangi bir bilgisayarda flowchart yüklü olmayan bir bilgisayarda eğer çalışmayacak olursa çok da üzerine düşünmenize gerek yok. Çünkü dediğim gibi yeni işletim sistemlerine uyumlu olmayabilir program. Eski bir program çünkü. Kaydetme ve farklı kaydetme seçenekleri var. Bunları zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Eğer projenizi kaydetmek isterseniz burada kaydeti tıklayarak
kaydedebilirsiniz. Versiyon kaydetmek isterseniz farklı kaydet diyerek farklı versiyonlarını kaydedebilirsiniz. Düzen menüsü tamamen görünümle ilgili bir menü arkadaşlar. Çok üzerinde durmayacağım bunun. İşte ekranın görüntüsüyle ilgili, arka planın rengiyle ilgili, yazıların rengiyle ilgili değişiklikler yapabiliyorsunuz. Bu menüyü kullanarak bu değişiklikler yapılabilir. Harf boyutları değiştirilebilir gibi işlemler buradan yapılabiliyor. Silme işlemleri arkadaşlar şuradaki bizim araç çubuklarımızın içerisinde bulunan çizgi sil ve nesne sil işlemlerini sil menüsünü kullanarak yapabilirsiniz. Bir de tabii ki işte programla ilgili çeşitli konularda yardım alabileceğiniz bir yardım menüsü standart olarak bütün programlarda olduğu gibi bunda da koyulmuş. Evet arkadaşlar, programın genel olarak çalışması bu şekilde. Şimdi isterseniz nesnelerin kullanımlarını da görmek açısından küçük örnekler yapacağız. Sıralı yapı ile ilgili örnekler yapacağız. Sıralı yapıyı hatırlayacak olursanız arkadaşlar birbirini takip eden ve bütün aşamaların gerçekleşmesi gerektiği yapıydı. Sıralı yapı dediğimiz yapı. Biz şimdi sıralı yapıyla ilgili bir örnek uygulama yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk örneğimiz şu bizim daha önce algoritmasını yapmış olduğumuz arkadaşlar iki sayının toplamını bulan programın algoritması olacak ama ben burada çalışırken şöyle yapmayı tercih edeceğim arkadaşlar. Önce algoritmamızı yapıp sonra bunu akış diyagramına aktarmayı tercih edeceğim. İki sayının toplamını hesaplayıp ekrana yazan programın algoritma ve akış diyagramı. Evet, ikisini de bilmemiz lazım arkadaşlar. Algoritma tasarımını da akış diyagramı tasarımını da bilmemiz lazım. O nedenle ben ikisini de size burada göstermek istiyorum. Şimdi hemen algoritmasını yapmaya başlayalım. Adım bir başla. Bunu daha önce yapmıştık arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Bizim sayı 1, sayı 2 ve işte toplam diyelim arkadaşlar 3 tane veriye ihtiyacımız var. S1 ve S2'yi dışarıdan okuyacağız. Şimdi diyorum ki S1'e gir. S1'i gir. Adım 4'te S2'yi klavyeden okuyorum. S2'yi gir diyorum. Adım 5'te arkadaşlar matematiksel işlemimizi yapıyoruz. Toplam eşittir S1 artı S2 işlemini yaptım ve ekrana çıktığımızı veriyoruz. Toplamı ekrana yaz diyorum. Adım 7 tabii ki bitir olacak. Evet. Algoritmamızı tamamladık bu şekilde arkadaşlar. Algoritmamızı yaptık. Şimdi bu algoritmanın akış diyagramını yapacağız. Hemen yeni bir tane dosya açalım. Bakın başla ve duru kendisi başla ve bitir nesnelerini kendisi otomatik olarak getirdi. Bu da bizim işimize gelir. Şimdi bakın S1, S2 klavyeden girilecek olan veriler arkadaşlar. Burada tanımlama yapmak gerekmiyor. Girişi yaparken aynı zamanda tanımlamayı da yapmış oluyoruz arkadaşlar. O yüzden direkt girişlerle başlayacağım. Yani adım 3 ile başlıyorum. S1'i gir. Ne yapıyorum? Bir giriş alıyorum arkadaşlar. Bakın üzerine geldiğinizde giriş şeklinde bir baloncuğumuz açılıyor zaten. Input'un ini var burada. Input'un ini yani giriş kelimesinin kısaltması input'un ini var. Alıyorum arkadaşlar. Giriş yapacağım çünkü. S1 sayısını girdireceğim. Şimdi bakın açılan pencereyi inceleyelim birlikte. İki tane alan var. Mesaj ve değişken adı alanı. Şimdi arkadaşlar mesaj kısmı direkt kullanıcının göreceği kısımdır. Mesaj kısmı direkt kullanıcının göreceği kısımdır. Burada bizim ona vermek istediğimiz mesajı yazıyoruz. Birinci sayıyı
girin diyorum. Birinci sayıyı girin. Ve biz S1 demiştik. Değişkenimizin adına, yani bizim kullanacağımız verinin kendisi aslında S1. Burası tamamen mesaj kısmı. Bu mesajı yazmasanız bile program çalışır ama kullanıcı ne olduğunu anlamaz arkadaşlar. O yüzden kullanıcının ekran dizaynı, kullanıcının programı anlaması açısından önemlidir. İşte bu mesaj kısımları ekranı dizayn etmemizi sağlıyor. Ama bizim asıl üzerinde çalışacağımız veri, yani bizim programcı olarak ilgilendiğimiz kısım değişken adının kendisidir arkadaşlar. Şimdi dışarıdan S1 verisini aldım. Ne yapıyorum? Başlayı girişe bağlıyorum. Ters yapmıyoruz. Başlayı girişe bağlıyorum. Evet, bağlantıyı yaptık. Şimdi arkadaşlar dördüncü adımdayız. S2'yi gir. Yine input'umu alıyorum. Mesaj kısmına bu sefer ikinci sayıyı girin dedim. Ve değişken adı olarak da S2 veriyorum arkadaşlar. S1 ve S2'nin girişlerini böylece bunu buna bağla dedim. Girişlerimizi oluşturdum. Şimdi bana bir matematiksel işlem lazım. Beşinci adımda, adım 5'te bir matematiksel işlem lazım. Action işlem bölümüne geliyorum arkadaşlar. Bakın işlem, tıklıyorum ve işlemi alıyorum. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Burası önemli. Çok dikkat etmenizi istiyorum buraya. Çünkü burada çok karıştırdığımız bir şey, nesne bu kullanımını. Şimdi bakın 3 tane sekme var. 3 tane sekme var. İşlemde yapabileceğimiz 3 işlem var. Birincisi atama işlemi. Bu atama işleminde kesinlikle matematiksel formül düzenlemesi yapılmaz. Bu atama işleminde arkadaşlar doğrudan bir değişkene bir değer aktarımı yapabilirsiniz. Bir değişkene bir değer aktarımı yapabilirsiniz. Yani mesela x eşittir 5 gibi, pi eşittir 3,14 gibi bir atama yapabilirsiniz. Asla burada bir işte toplam eşittir s1 s2 gibi formül yazmaya çalışan arkadaşlar oluyor. Kesinlikle burada öyle bir hata yapmayın. Atama sekmesi yalnızca değişkenin adını ve alacağı değeri yazarak bir değişkene bir değer vermek için kullanmış olduğumuz sekmedir. Peki matematiksel işlemleri ne yapıyoruz? İşte aritmetik işlemler sekmesini bunun için kullanıyoruz arkadaşlar. Aritmetik işlemler sekmesi bizim matematiksel işlemleri yapmak için kullandığımız sekmedir. Metinsel bazı işlemler yapabiliyoruz. Yani kelimeleri birbiriyle kıyaslayabiliyoruz, karşılaştırabiliyoruz gibi işlemler yapabiliyoruz. Onun için de üçüncü sekmeyi kullanacağız ama buna çok ihtiyacımız olmayacak bizim bu derste. Daha çok aritmetik işlemler sekmesini ve atama sekmesini kullanacağız. Çok dikkat edelim. Formül yazarken aritmetik işlemler, bir değişkene değer verirken yani atama yaparken atama sekmesini kullanmamız gerekiyor. Şimdi ben matematiksel bir işlem yapacağım. Bir toplama işlemi yapacağım. O zaman aritmetik işlemler sekmesini tıkladım. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? S1 ile S2'yi toplayacağım. Buraya S1, buraya S2 yazıyorum ve arada işlemi seçiyorum. Flowchart'ın bir kısıtı arkadaşlar, tek bir işlem yapabiliyorsunuz. Yani bir basamakta sadece bir matematiksel işlem yapabiliyorsunuz. Yani bir ortalama alma işlemi olsaydı bu, işte S1 artı S2 bölü 2 yapmak için önce S1 ile S2'yi toplayıp sonra sonucu 2'ye bölmem gerekecekti. İkinci bir işlem tanımlamam gerekecekti. Bir seferde tek bir işlem yapabiliyoruz, onu bilelim. Aradan işlemi seçiyoruz. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, mod alma, üs alma ve yüzdesini alma gibi işlemlerimiz var arkadaşlar. Buradan hangi işlemi yapacaksak seçiyoruz. Şimdi bakın, burada sizin işinizi kolaylaştıracak bir şey daha söyleyeyim. S1 ve S2'yi biz burada girişini yaptığımız için tanımını da yapmış olduk aynı zamanda. Gördüğünüz gibi bakın S1 ve S2 verileri otomatik olarak buraya geldi arkadaşlar. Seçerek işlem yapabilirsiniz. S1'i tıkladım. Geldim S2'yi tıkladım. Bakın ne oldu? S1 artı S2'yi yapmış oldum. Sonuç? Sonuç için yeni bir değişken oluşturuyorum. Onun adına da toplam demiştik arkadaşlar. Onu da sonuç değişkeni olarak burada tanımını yapmış oldum ve isimlendirmiş oldum. Tamam dediğimizde direkt formülizasyonu uygulamış oluyoruz. Yani nedir burada yaptığımız şey? Toplam eşittir S1 artı S2'dir arkadaşlar. Yapmış olduğumuz şey bu. Seçerek işlem yapmanın bize ne faydası olur? Arkadaşlar bakın burada yapacağınız küçücük bir hata bile değişkenin değişmesine sebep olur. Yani bakın S1 boşluk koysanız, S ile 1'in arasına boşluk koysanız ya da S1'den sonra bir boşluk koysanız ya da buraya bir nokta virgül gibi bir şey koysanız, araya bir şey girse
Tamamen farklı bir veriyle uğraşıyor olacaksınız. Riski var ama seçtiğiniz zaman kesinlikle yanlış yapma ihtimaliniz yok. Buradan seçtiğinizde zaten sizin daha önce tanımladığınız bir veri olduğu için doğru bir şekilde özellikle ilk aşamalarda bu şekilde seçerek işlem yapmakta fayda var. Yazarak hata yapmanız boşluk çünkü bir karakterdir arkadaşlar. Yani sizin boşluğa basmanız artık bu değişkeni değiştirir. S1 değişkeni ile S1 boşluk değişkeni birbirinden farklı değişkenlerdir. O nedenle sonuç çıkmayacaktır, hata verecektir. Bu nedenle seçerek yapmakta, özellikle ilk aşamalarda seçerek yapmakta fayda var. Tamam tuşuna bastığımda formülizasyon uygulanmış oldu. Bunun da bağlantısını yaptım. Şimdi ekrana artık sonucu yazdırmak kaldı. Hemen geliyorum out'uma arkadaşlar, çıkışıma. Çıkışımı alıyorum ve ekrana yazdırmak istediğim veriyi değişken adı kısmından seçiyorum. Bakın değişken adı kısmına otomatik olarak biraz önce kullandığım toplam verisi de artık belleğe yerleştiği için arkadaşlar toplam verisini de burada görüyorum ve toplam verisini ekrana yazdırabilirim. Ama bir de mesaj vermek isterseniz yani sadece sayısal olarak değil de işte bir mesajla birlikte bunu kullanıcıya göstermek isterseniz mesela sayıların toplamı. Türkçe karakterlerde burada yazmıyormuş gibi görünüyor ama umursamayın. Aynı şekilde yazmaya devam edin arkadaşlar. Ekranda basıyor bunları. Bu tabii İngilizce tasarlanan bir program olduğu için böyle ufak tefek uyumsuzluklar olabiliyor. Çok önemli değil ama burada siz Türkçe karakteri görmüyormuş gibi görseniz de ekran çıktısında görüyor. O yüzden siz aynen bildiğiniz gibi yazmaya devam edin. Evet, çıktımızı da verdik. Toplamı çıkışa bağladım. Bunu da dura bağladım ve bitirle akış diyagramımı tamamlamış oldum. Şimdi gelelim denemeye arkadaşlar. Deneyelim. Kaydedilsin mi diye soruyor. Biz daha önce projeyi kaydetmemiştik arkadaşlar. Bu projeyi kaydetmemiştik. Kaydedilsin mi diye soruyor. Şöyle yapalım. Kaydetme işlemini de göstermiş olayım ben size. Evet diyorum kaydetme. Kaydetmek zorunda değilsiniz tabii ki projelerinizi. Kaydedeceğiniz bir yer seçiyorsunuz. Mesela ben masa üstüne şimdi bu projemi kaydedeyim. İlk program diyelim. İlk program. Evet, projemin adı ilk program olsun. Kaydet diyorum ve masa üstüne kaydediyor. Bakın arkada hangi aşamadayım? S1'in girişi aşamasındayım şu anda. Bir sayı girmemi istiyor benden. Girdim 6. İkinci sayıyı girmemi istiyor. Bakın hemen mavi çerçeve gördüğünüz gibi ikinci aşamaya geçti. Nerede olduğumu görüyorum artık. 7 dedim buna da. Topladı, ekran çıktısını verdi. 13 sayıların toplamı ve bitirdi arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi programımız doğru bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Programımızda herhangi bir problem yok. Evet. Şimdi bu mesajlar olmasaydı da arkadaşlar bakın bu mesajlarımız olmasaydı da bu program çalışır mıydı? Mesaj kısımları olmasaydı ne olurdu? Bir de onu görelim. Hiç mesaj yazmadan direkt verileri yazsaydık ne olurdu? Evet. Bakın ekranda bir siyah bir ekran var. Ne olduğunu bilmiyoruz biz şu anda. Biz programı yaptığımız için buradan bir sayı girmemiz gerektiğini biliyoruz. Ama kullanıcı bunu bilemez arkadaşlar. Kullanıcının bunu bilme şansı yok. Simsiyah bir ekranla karşılaştığında bu ne virüs olabilir falan diye programı silebilir. O yüzden ekran mesajları ekranın kullanıcının anlayabileceği şekilde olması önemlidir. Program çalışıyor mu? Çalışıyor. 8'de 6'yı topladı, ekrana yazdı. Sıkıntı yok ama anlaşılır değil arkadaşlar. Anlaşılır olabilmesi için işte ekran mesajlarımız önemlidir diyoruz arkadaşlar. O yüzden mesajlarımızı yazıyoruz. Evet, projemiz masa üstüne bakın ilk program olarak kaydedildi. Tekrar açtığımda proje dosyam burada mevcut gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, akış diyagramının kullanımını da bu şekilde görmüş olduk. Diğer derslerimizde karar yapıları ve tekrar yapıları ile ilgili örnekler yaptıkça akış diyagramının kullanımını daha iyi pekiştirmiş olacağız. Evet arkadaşlar, bu dersimizde flowchart programının kullanımından bahsettik. Flowchart programının yapısı, işte kullanılan araçlar nelerdir, nasıl bir akış diyagramı dizaynı yapılıyor. Size flowchart programının kullanımını göstermeye çalıştık.
Flowchart programıyla akış diyagramı tasarımını bir örnek üzerinde incelemeye çalıştık ve bir örnekle flowchart'ta bir akış diyagramı tasarımı birlikte yaptık arkadaşlar. Daha örneklerle bu programın kullanımını ve akış diyagramı geliştirmeyi daha da ilerleteceğiz arkadaşlar. Önemli bizim için algoritma geliştirmek ve akış diyagramı oluşturmak bizim için önemli. O nedenle mümkün olduğunca fazla örnekle konuyu pekiştirmeye çalışmalıyız. Evet, bu kaynaklardan yine daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Dersimizi burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Konuyla ilgili sormak istediğiniz sorular ya da paylaşmak istediğiniz fikirler olursa forumdan bize ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.